Neden B12'ye ihtiyacımız var? B12 Plus nedir? B12 Plus'ı neden kullanmalıyız? One More International neden B12 Plus'ı düşünerek piyasaya sürmüştür? B12 Plus'ın içerisinde vitamin B12, vitamin B1, vitamin B3, vitamin E, folik asit ve vitamin C mevcuttur. Vitamin B12 bağırsaklardaki bakteriler tarafından sentezlenerek ortaya çıkan bir vitamindir. Bunu ağız yoluyla da alabiliriz, iğne yöntemiyle de alabiliriz. Ağız yoluyla aldığımızda eğer ki mide bağırsak sistemimiz çok iyi çalışmıyorsa emilim bozukluğu yaşıyoruz. Ama oysa ki derimizde böyle bir bozukluğun olması söz konusu olmadığından rahatlıkla emilecektir. B12'nin özelliği nedir? B12, karbonhidratın enerjiye çevrilmesinde oldukça önemli ve aynı zamanda da sinir sistemi aktivasyonunun sağlanmasında önemli. Peki ne demektir B12 sinir sistem aktivasyonu? Arkadaşlar, şöyle düşünmenizi istiyorum. Bir bakır kabloyu düşünün. Bakır kablo sinirimizi temsil etsin. Bakır telin etrafını çeviren kablo da bizi elektrik çarpmasından koruyan plastik yapı olduğunu düşünelim. B12 bakır telin etrafını çeviren kablo görevini yapar. Yani plastik yapıya görevini yapar. Peki neden önemlidir? Düşünsenize, vücudumuzun her yeri sinir sistemiyle dolu. Bütün her yere verdiğimiz komutları götüren sinir sistemi, yani sinir telleri diyelim ona. Sinir bakır telleri diyelim. Peki bak, bu sinir bakır tellerinden gelen enerji B12 olmazsa, yani etrafı güzel bir plastik kabloyla çevrilmezse sağa sola enerji atışı olur mu? Olur. İşte ellerimizdeki uyuşmalar, hissizleşmeler, karıncalanmaların ana sebeplerinden bir tanesi de vitamin B12 eksikliğidir ki son dönemlerde sindirim sistemi bozukluklarında B12 alımımız oldukça düşmüş durumda iken B12'yi rahatlıkla transdermal dalga sistemiyle almamız mümkün. B1 karbonhidratların enerjiye çevrilmesinde oldukça önemlidir. B3 diğer adı niasin diye geçer. Özellikle bayanlarda bulunan östrojen hormonu, progesteron hormonu ve erkeklerin hormonu olan testosteron hormonunun yapımında baş aktördür. Düşünsenize, B3'ün olmadığı yerde bunların yapılma olasılığı azalmakta. Karşımıza ne çıkmakta biliyor musunuz arkadaşlar? İnfertilite, yani doğurganlığın azalması ortaya çıkmakta. Kalitesiz yumurta, kalitesiz sperm ortaya çıkmakta. Ve aynı zamanda B3 sadece bunlarda görevli değil ki, aynı zamanda beyin hücrelerinin aktivasyonunda da oldukça önemlidir. B vitamini antioksidan ve hücre yapımının hızlandırılmasında olmazsa olmazlardan bir tanesidir arkadaşlar. Peki B12 Plus'ın içerisine neden folik asit koymuşlar? Folik asit arkadaşlar olmadığı yerde ne B12, ne B1, ne B3 işlem göremez. Ve çok enteresandır, gebe kalacak olan insanlara folik asit takviyesi mutlaka yapılmakla beraber gebelik süresi içerisinde folik asit takviyesi mutlaka yapılır. Çünkü nöral defekt dediğimiz, Türkçesi, çocuklarda anne karnında sinir sistemi oluşur iken ortaya çıkan bozuklukların önlenmesi gerekir. Yoksa karşımıza normal olmayan anomalili, yani bozuk yapıda çocuklarımızın olmasına sebep olur. Peki folik asitin bu kadar büyük özelliği varken almazsak, bu sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksak kullanılması kadar mantıklı olan bir şey var mıdır sizce? B12
B1, B3, E vitamini, folik asit kombinasyonlarının yanı sıra vitamin C. Evet, vitamin C antioksidan özelliği ve hücre yapımının arttırılması ve hücre çeperinin gençleştirilmesinde olmazsa olmazlardan bir tanesidir. O yüzden siz de gördüğünüz üzere o kadar çok yere dokunuyor ki B12 Plus, inanın vücudun istediği kadar miktarı emdiği bir sistemle, yani transdermal dalga sisteminde bu vitaminleri rahatlıkla kullanabiliyor. Çünkü vücudumuzun ne kadar ne ihtiyacı varsa oradan absorbe, yani emebiliyor. B12 Plus'ın içerisinde B vitamininin zenginliğinin sebepleri, ağız yoluyla alamayacağımız B vitaminlerinin sebeplerinden bahsetmek gerekli. B1 vitamini arkadaşlar, yemekleri pişirmekle, yani 40 derecenin üzerinde pişiyor bütün yemeklerimiz, %80'i yok olmakta. B6 vitamini %50'si pişirmeyle yok oluyor. Folik asit arkadaşlar zaten en ufak ısıyı gördüğü zaman %98'i yok olur ve bunu folik asit almaktan mahrum kalırız. B12 vücutta folik asit varsa ancak çalışabilen bir sistemdir. Bunu biraz önce de söylemiştim. B3 eksik ise de karbonhidratların trigliserit, biraz önce söylemiştim size, kolesterol sıvı yağ olarak kabul edelim. Trigliseriti de katı yağ. Sıvı yağ dediğimiz kolesterol de kötü olmakla beraber trigliserit daha kötü bir yağdır. Kalp krizine, inmelere ve felçlere neden olmak da en büyük etkenlerden bir tanesidir. B3 eksikse bunu arttırmış oluyoruz. O zaman neden B12 Plus kullanmayalım? B12 Plus kullanınca birçok şeyin önüne geçebildiğimizi görüyoruz. B12 Plus aynı zamanda kişilerin anemi, yani kansızlık tablosunda kullanması gereken yardımcı gıda takviyelerinden bir tanesidir.